kendisi Şark İstiklal Mahkemeleri adlı 4 kişi ama kocaman bir şeydi. 2012'de çıkardı. Bu sırada, bu arada ben Kırgızistan TV'nin İstanbul temsilcisiyim. O sırada ben bizim ofise davet ettim. Uzunca bir program yaptık kendisiyle. O Şark İstiklal Mahkemesi adlı kitabı 2 ciltlik. Hepsi belgelerden oluşuyordu. O güne kadar bu belgelerin hiçbirisi yoktu. O kitapla bu belgeler ortaya çıktı. Çünkü Şeyh Said olayı, daha önce ben Serbestiye'nin editörlüğünü yapıyordum. Serbestiye ilişkin de sürekli bazı dosyaları hep güncel tutuyordu. Bu dosyalardan birisi de Şeyh Said hareketiyle ilgili, diğeri Seyit Rıza hareketiyle ilgili, diğeri de Zilan hareketiyle ilgili. Çünkü bu olayların, saydığım olayların tamamı hem hala canlı tanıkları yaşıyordu, bak muhtemelen hala da yaşayanlar var. Yakın tarihimiz için çok önemli bir döneme olay, Şeyh Said hareketi. Onun etrafında gelişen olaylar, sonra devletin işte şart politikası, özet olarak özetlediğimiz şart politikası. Çünkü devamlı işte Kürt sorunu yani son yıllarda bu şekilde tanımlamaya başladılar. Ama daha çok Doğu sorunu ya da işte islahat planı bunun en başlıca şeyi, devletin temel politikasını oturtan islahat planı. O nedenle Şeyh Said olayına ilişkin o onun etrafında cereyan eden olaylar Kürtler için çok çok önemli. Ve o döneme ilişkin temel figürlerden diyeyim ya da hafızanıza kazınılan işte yani ihanetçi tip benimce aklımıza Kasım Fırat geliyor. Kasım Ataç. Kasım Ataç mı? Ataç. Soyadı daha sonra çıktı tabii. Şimdi çünkü hepimiz bunu yani popüler tarih bilgisi mi diyeyim nasıl tarif edersek bu iddiatçı ya da yani çiftli ilişkin imaj hafızamızdaki yeri hep canlı kaldı. Ama yani çok sağlam belgeler, veriler de doğrusu yoktur. O nedenle Mahmut Akyürekli'nin Binbaşı Kasım Fırat'ın Hatıratları adlı kitabı ben şahsen de çok çok önemsedim. Diğer çalışmalarım yanı sıra epey de o döneme ilişkin çalışmaları yayınlandı. Sadece yayınlandı, sadece Şeyh Said'le ilgili değil bile dersiyle şey, Kuşgiri hareketiyle ilgili gene belgelere dayalı bir dersleri yayınlandı. Ama bugün özel olarak bu Binbaşı Kasım Fırat'ın hatıratlarına ilişkin kendisi bize bilgi verecek. Bu konu üzerinde konuşacağız fakat sözü kendisine vermeden önce kitaba ilişkin bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi Binbaşı Kasım hatıratları, bu hatıratlar hani hepimizin bildiği bir hatırat formu var. İnsanlar oturur, hatıralarını yazar. O şekilde tanık oldukları olayları, olguları kayda geçirirler. Daha sonraki kuşaklarda yararlanır. Fakat bu hatırat talep üzerine yazılmış bir hatırattır. O dönemin, ben gene adını inşallah yanlış telaffuz etmeyeceğim. Umumi Müfettiş Avni Doğan. Evet, evet. İstiklal Mahkemesi'nin savcısı. Bir savcısı. Sonra işte umumi müfettişlik şeklinde bir görev de alıyor. 1945'te o sıralarda sanırım bu adamdan şeyi talep ediyor. İşte tanık olduğum bütün sürece ilişkin bilgilerini kayda geçir. Aslında rapor şeklinde.
O nedenle sadece, yani bu hatırat sadece talep üzerine yazılmamış. Aynı zamanda retoriği, hatıratını oturttuğu çerçeve de tıpkı Cumhuriyet ideolojisinin Kürtlere ilişkin retoriği gibi. Yani aslında onun retoriğinde, onun kullandığı terminolojide birebir Kemalist ideolojinin Kürtlere, Kürt tırnak içinde ağalara, faudalara ilişkin tanımlamaları, küçümsemeleri, aşağılamaları, işte sorunun kaynağı olarak tanımladığı şeklinde tamamen böyle bir retorik üzerine oturtmuş. Hatta bunu daha da genişletebiliriz. Martin Van Grones çoğumuz için çok değer verilecek bir araştırmacı. Fakat yani işte Avaşeh devleti aynı oryantalist bakış açısıyla, çünkü bir yerde bir şeyh var, bir ağa var, bir de tabası var. Yani o tabaya ilişkin bir şey göremiyoruz. Bir toplumun kendine ait değerleri, bağlı kaldığı, eğer bir hiyerarşi de varsa bu hiyerarşi böyle hani bir klişe gibi değil, ağa tepeden emrediyor, tabada işte emrine itaat ediyor şeklinde bir yaşam formu biçimi yok kültüründe, yaşam biçiminde. Çünkü manevi değerleri gerek dini olsun, gerek diğer moral değerler olsun, güçlü bir toplum yapısına sahip Kürt toplumu. Aşiret hiyerarşilerinde de böyle bir köy hiyerarşisinde de bu kadar. Köyün vesipileri olur, her küçük ailenin işte bir temsilcisi olur. O burada konuşurlar, genel durumu değerlendirirler. O nedenle böyle hani salt, derebey, ağa, fağdan sonra işte tabaya ne yaptırırsa şeklinde böyle bir durum yok. Çünkü bu binbaşı Kasım Fırat bütün argümanları böyle bir bakış açısı üzerine oturtuyor. İşte bu isyan nereden çıktı? Aslında bu ağalar, derebeyler, şeyhler otoritesini kaybettiler. Cumhuriyetin işte hani tırnak içinde imtiyazsız, sınırsız bir yurttaş yaratma anlayışına karşı derebeyler, ağalar, şeyhler kendi çıkarlarını korumak için Cumhuriyet'le çatıştılar şeklinde bir bakış açısı. Yani o nedenle yazar kendisi de zaten bu söz ettiğim iki konuya, yani talep üzerine bu hatıratı rapor şeklinde yazdı. İkincisi de Cumhuriyet'in, yani Kemalist rejimin bu retoriğine ilişkin yazar kendisi de bütün bunlara kayıt düşüyor, dikkat çekiyor. Ben aslında galiba çok uzattım. Çok uzatmadan kendisine vereyim. Kendisi daha iyi anlattı. Kitap kendisine mi yazar? Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi, binbaşı Kasım 1925 İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış bir, her şeyden evvel bir mahkum yani. Muhbir de olsa bir mahkum. Tabii bir günah keçisi. Binbaşı Kasım'ı öyle görmek lazım. Biraz da günah keçisi yani. Biz de toplumda yaratırız ya günah keçisi. Kasım'dan evvel acaba ihbar yok muydu, bir şey olmadı mı, Kasım ne zaman gidiyor, hiç bunu biz ilgilenemedik yani, hiçbirimiz ilgilenemedik. Kasım günah keçisi yaptı, Şeyh Said'i o teslim etti, Şeyh Said'i o yaptı falan. Şimdi de Mehmet Bey'in söylediği bazı şeylere katılıyorum, bazılarına da katılmıyorum. Çünkü bu ağalık feodalitenin Kürt sosyolojisindeki bir karşılığı var. Tabii elbette ki Mehmet Bey'in dediği gibi Avrupa var, bir Avrupa modelinde bir feodalite yok, ama bizim feodalitemiz de kendi gerçeği içinde bir feodalitedir. Ve yani Cumhuriyet bunlara, belki Cumhuriyet'in belli döneminde hakim olanlar bunlara müteggali demiştir. Aslında bence de o biraz oturuyor. Yani buna çok rahat söyleyebilirim. Kürtler belki rahatsız olur ama ezber bozacak şeyler söylemek zordur bizim toplumda. Mesela bunların içinde birçok şu anda bizim lider kabul ettiğimiz insanların hepsi biraz da mütegallibedir. Yani şey Mahmut Berzenci böyledir, Seyit Rıza böyledir. Ama Şeyh Said bu kadar değil, ama o da neticede o mütegallibelik vasfını şeyden alıyor. Yani dini referanslardan alıyor. Bir şey olmak, mütegallibe olmak illahin fiziki bir tasallut veya edep vermek değildir. Yani siz dini de kullanarak insanları hiyade bir şey yapabilirsiniz, hizaya getirebilirsiniz. Dolayısıyla
Bunlar önemli figürlerdir. Kürtlerin tarihinde bu üç saydığım isim çok önemli figürlerdir. Önemli figürler üzerinde tartışma yaratacak değilim. Ben konuya döneceğim. Ben tarihçiliğe biraz daha Şehzade meselesi üzerinden bakarak girdim. Benim evveliyatımı bilmeyen arkadaşlara biraz da öz eleştiri, yani kendimi tanıtayım. Ben 1979 yılına kadar, 78 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin Doğu Anadolu'da Öykücü Hareket'in içinde bir insandım. 1977'de İslam Ansiklopedisi topluyorduk o zaman. Öğretmendim zaten. Öğretmen olduğum dönemde İslam Ansiklopedisi topluyordum. 1977'de İslam Ansiklopedisi'nde Kürt maddesi haskürü çıktı. Ama cilt olarak 1978'de yayınlandı. 6. cilt, son 3. madde Kürt maddesi. Minoroski'den iktisaben alınmış, yani iktisab edilmiş, aynen alınmış. Tabii bunu da garip olan Milli Cephe Hükümet döneminde yapılmış, yani enteresan olan o. Ama o güne kadar, ben onu okumayana kadar, ben Kürtlerin bir ayrı ırk falan olduğunu hiç düşünmedim. Yani benim gibi şu anda yazmakta olduğum bir kitap daha var, Ülkücü Kürtleri yazıyor. Öz eleştirilerini, hayata bakışlarını, niye ülkücü olduklarını, niye ayrıldıklarını yazıyorum. Şu anda öyle bir çalışma yapıyorum. Stefan Alexievich tarzı bir mülakat, bir hafıza kaydı yapıyorum. Biz Kürtleri saf Türk biliyorduk. Ben Elazığ'da ülke ocaklarındaydım, millete Şakiro dinletiyordum. Aslında bugün size de Şakiro dinleteceğim biraz sonra. Şakiro dinletiyordum ve herkes de Kürt çocukları memnundu. Hiçbir sorunumuz da yoktu aslında. Öyle gözüküyordu. Fakat vakta ki biz bunları gördük ki lan biz ayrı, bu Kürtler ayrı bir halk. Peki bir Kürtler kim dedik bu sefer? Yani ben Kürt'üm de, Kürtler kim? O Kürtler kim üzerinden ben tarih okumaya başladım. Yani 1978'de karar verdim, dedim tarih okuyacağım. Çünkü o zaman siyaseten, mesela bir Koçgiri şeyi vardır, hatırlarsınız, Koçgiri Halk Hareketi. Ya, okudum, şimdi bana o kadar şey gelmedi. Yani Koçgiri Halk Hareketi, ki en nevi biz, Kürtler, Koçgiri'de, Lenin'den, bilmem Bolşeviklerden evvel ihtilal yapmışız havasında bir kitap. Ama içi boş, bir şey yok. Yani slogan var bir şey. Tarihi bir mesnedi yok yani. Daha doğrusu belgelere dayanmıyor, bir hikaye iyi inşa edilmemiş. Doğru bir halk hareketi ama halk hareketinin tezahür şekliydi. Nasıl oldu bu hareket? Kimse buna bakmamış. Üstü kapalı gitmişiz. Benim yetiştiğim çevrede de, ben Karlovalıyım, Bingöl Karlovalıyım. Çocukken bizde efendi tabii çok önemlidir efendi. Şehzade çok önemlidir. Yani ben bir örnek vereyim, ben Şehzade'yi çalışıyorum, Şark İstiklal Mahkemesi'ni çalışıyorum. Şark İstiklal Mahkemesi'ni çalışırken, çalışmamız babam bizde, babam şu anda 98 yaşında, Allah sana versin. Geldi, Şehzade'yi fotoğrafını gördü, tabii çalışma odası sergi alanı gibi. Dedi ki, bak oğlum dedi, benim dedi, babam bunun dedi, müridiydi dedi, ben de onun oğlunun müridiyim Şehzade'nin. Ona göre yazdı. Dedim baba billahi ben kimsenin müridi değilim. Ben gördüğümü yazacağım. Ben gördüğümü yazacağım. Çünkü ben bunun için tarih okudum. Kürtlerin tarihinde tarifatı gördüğüm için bu tarifatlara dur demek için okudum. Benim tarih okuma hikayem bu. Tabii onunla beraber bu sefer başka evraklar da geldi bana. Yani mesela Diyarbakır olayları 1933'te Karaköprü Diyarbakır olayları var. Felsefemeyi Mirzalar'ın Abdurrahmani Beni'nin 1925'i bilen arkadaşlar için söylüyorum. Çok önemli orada da evraklar var. Sivas olaylarının bütün evrakları bende. Meclis Araştırma Komisyonu. Bütün bu evrakları biz edindik. Ben Şark İstiklal Mahkemesi'ni yayınladım. Dedik ki, Şark İstiklal Mahkemesi evrakı okuyunca kafamız karıştı. O sırada da Binbaşı Kasım'ın evrakını biliyordum. Varlığından haberdardım. Merhum Uğur Mumcu, Kürt İslam ayaklanmasında kullanmış biliyorsunuz. Ama bahsetmiş, bir iki cümle kullanmış, hikayesi yok, kendisi yok, evrak kapalı. Biz bu evrakın arkasına düştük. Bir arkadaş bana dedi ki, ben ne var vereyim sana. Verdi, tabii evrak 20 küsur sayfa, yarısı yok yani. Tarih olmuş falan, o da fotoğraf çekmiş bir şekilde. Aile evrakı herhalde buna götürmüş. Sonra ben aileyle muhatap oldum. Kasım'ın yeğeni vardı. Rafet Ataş geçen yıl vefat etti. Allah rahmet etsin. Çok münever bir insandı. Haluk Bey'in de aynı zamanda torunuydu. Yani iki taraflıydı. Rafet Ataş, ha bu arada da Avni Doğan'ın evrakına ulaştım. Durmadım yani. Ankara'ya git gel git gel. Eşref Erdem'in sağ olsun bana faydası oldu.
bir şekilde Avni Doğan'ın elindeki Kasım'ın evrakına ulaşır. Ondan sonra da Kasım'ın ikinci evrakı da aileden geldi bana. İkisini bir araya getirdim, yek diğerine teyit ettirdim. Ki muhteva olarak çok fark yok, başlık var. Birisinde diyor ki, binbaşı Kasım diyor ki, Avni Doğan'ın talebi üzerinde izahatımdır diyor. Ama kendi evdeki Osmanlıca, orijinal nüshasında, kendi nüshasında hatıratım diyor. 1925 ile alakalı hatırat. Kasım'ın hatıratında ne var? Kasım'ın hatıratında aslında 1925 Şehzade Hadisesini yazmak, oturup yani şuraya 1925 Şehzade İsyanı desek olurdu yani. Çünkü Kasım'ın hikayesi aslında 1925'in hikayesidir. Kasım kimdir? Oradan başlayalım. Binbaşı Kasım, Cibran Aşiret Alayı'ndan, Hamidiye İhtiyat Suvari Alayları'nda mukayyet yani binbaşı, kayıtlı binbaşı, muazzaf bir asker ve daha sonra da emekli olmuş. Hamidiye Aşiret Alayları'nda yetişmiş. Halit Bey'in akrabası, Halit Bey'in dul kız kardeşi, Blok Hanım'la evli, Şeyh Said'in bacanağı. Bu kadar yani aynı ailenin bir ferdi. Bütün veriler Kasım sahtekardır, Kasım efendim şeydir, bizde öyle bir şey var ya, kalıplaşıp insanlara hakaret etmek çok kolaydır. Kasım'a herkes hakaret eder. Hain Kaso, yani bir şey dediği zaman bir adamın ihanetinden bahsedilirken Kaso emsal gösterir. Şimdi ya biz evrakı okuyorum, yani kendi evrakını, Şark İstiklal Mahkemesi'ndeki ifadesinde uyandım aslında. Tabii biz Şark İstiklal Mahkemesi'ni yayınladık, ondan sonra meclis tuttu. Meclis tuttu, onu da böyle bir not olarak vereyim. Meclis tuttu, Şark İstiklal Mahkemesi'ni 5 cilt olarak yayınladı. Bir farkla üstüne bir şey koydular. Ne koydular? Mahkeme duruşma tutanaklarını koydular. Onlar önemliydi. Bende vardı ama hepsi Osmanlıca. Zaten ben 3 yıl uğraştım onları Osmanlıca'dan. Sadece kararlar için uğraştım. Çünkü yazı aynı yazı değil. Yani Osmanlıca bilen arkadaşlar bilir. Riga her kalem farklı bir yazıdır. Yani steno gibi şey yapacaksınız. Yani çözmek zordur. Yani bir yazıyı çözüyorsunuz, adapte oluyorsunuz, başka bir kalem giriyor işin içine. Bir daha sil baştan oluyor yani. Burada Osmanlı Arşivinde arkadaşlarımız var. Nasır Bey Korkutlar da o daha iyi bilir. Riga herkese göre bir karakterdir. Yani bir şeydir, bir değişik bir yazı. Şimdi biz bunları çıkardık. Bu sefer Kasım'ın ifadelerinde dikkatimizi çeken bir şey. Tabii bir de biz biliyoruz Kasım 1925 13 Şubat'ta Şeyh Said meselesi olduğu zaman Kasım planda yok. Şimdi hadisenin bir adam içinde yoksa, başlangıcında yoksa, ortasında yoksa, en sonda bir yerde tutuyorsa bu adama hain demek ne kadar doğru? Benim derdim Kasım'ı temize çıkarmak değil, onu da söyleyeyim burada yani. Ben tarihçi olarak müdara ediyorum. Yani metodolojiyi anlatmaya çalışıyorum. Ve biz Kasım'ın hatıratını okuyunca gördük ki evet Kasım, ama Kasım bir yerde var. Kasım Azadi'nin kuruluşunda var. Zaten önemli olan burası bana. Çünkü Şeyh Said meselesi çok spantane bir meseledir. Çok net ve açık söyleyebilirim. Şeyh Said'in bir kıyam derdi falan yoktu. Mahkeme ifadesinde, Kasım'ın hatıratında her yerde söylenen şudur. Efendi gitti, işte Dicle'ye gitti yani Piran'a. Onu da niye gittiğini söyleyeyim. Kardeşi Şeyh Abdurrahim var orada. Bunlar 1915-16 Rus Savaşı'nda muhacir oluyorlar. Bu bölgeye gelip yerleşiyorlar. Benim ailem de bu muhacirlerden. Benim nenem Afyon'a kadar gelmiş dedemle. Bir de buradan dönmüşler. Yaya Mardin'e gitmişler. Burada ekmek bulamamışlar. Yani orada her birimizin ailesinin böyle bir muhacir hikayesi var. O muhaciret hikayelerinden bir tanesi de Şeyh Abdurrahim. Genç bir delikanlı. Aile muhacir oluyor, geliyor Piran'a. Piran'a yerleşiyorlar. Cephe ötesi orası. Orada evleniyor. Evlendiği için orada kalıyor. Ondan sonra Şeyh Said savaştan sonra geri dönüyorlar. Kınısa orada kalıyor. Şeyh Said kardeşine de bir uğruyor. Ama Elazığ'a gidip dişini yapacak. Şimdi isyan eden bir adamın diş yapma derdi olur mu? Yani Elazığ'a gidip dişini yapacak adam. Bir olay oluyor. Şimdi o olayın oruç şekli ve ortaya çıkış şekline baktığın zaman zaten spantane bir olay olduğu belli. Niye?
Siz bir ihtilal yapacaksınız, bir devrim yapacaksınız, bir ayaklanma yapacaksınız. Peki bu ayaklanmanızda sizin kurmayınız, sizin barajınız olmadan olur mu? Askeriniz olmadan olur mu? Işıtsay'da ayaklanması zamanındaki bizim elimizde, şu anda Şark İstiklal Mahkemesi bütün evrakı bende. Yaklaşık 150 bin sayfa. Arkadaşlar 9 tane 10 tane silahtan bahsedemiyoruz. 11. silah yok, o da eski 2 tane Rus Legan'ı, 3-4 tane eski Henry Martin tüfek, başka yok. Şehzade'nin öyle bir isyan derdi de yok. Şimdi bütün hikaye Azadi hikayesi. Şimdi Azadi üzerinden meseleye bakmadığımız zaman biz 1925'i çözümleyemiyoruz. Kasım buradan bize bir kapı açıyor. Çünkü Kasım mahkemeye Halit Bey'in 5 tane mektubunu veriyor. Cibran'la Halit Bey'le ilgili bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Azadi örgütünün gerçek adını da bilmiyorduk. Biz Azadi diyoruz, Azadi sonra da var ettiğimiz bir. Kürdistan İstiklal ve İstihlas, yani halastan gelen kurtuluş örgütü. Örgüt de bizim bildiğimiz manada kağıt üzerinde bir kuruluş değil. Bir çatı örgüt. Buradaki yaptığımız okumalarda o. Azadi niye var? Şimdi Azadi mensuplarına bakıyorsunuz. Hepsi Sultan Abdülhamid dönemindeki Kürt subaylar ağırlıkla ve o zamanki müneverler. İçlerinde Yusuf Ziya gibi karakteri itibariyle yerinde duramayan siyasetçiler de var. Zaten Azadi de, Şeyh Said meselesi de, hepsinin hikayesi gidip Beytül Şebap olayına dayanıyor. Yani Yusuf Ziya'nın Beytül Şebap'tan Nasturi ayaklanmasını bastırmaya giden kardeşine gönderdiği telgrafa dayanıyor. Patlak orada veriyor. Ondan evvel kimsenin bir şeyden haberi yok. Atatürk'ün, Kasım'ın Atatürk ve Mustafa Kemal'le görüşmesi, Atatürk'e bazı bilgiler vermesi, 1924'ün sonbaharı, 10. ay. Zaten o dönemde Yusuf Ziya tutuklanıyor, daha sonra da Halit Bey tutuklanıyor, Hacı Musa'yı koydu tutuklanıyor. Sonra Hacı Musa'dan sonra, asıl önce Hacı Musa tutuklanıyor, pardon Yusuf Ziya'dan sonra. Şimdi Azadi'nin ihbarı, muhbiri noktasında Kasım'a günahı yüklemek çok sağlıklı değil. Niye değil? Çünkü veriler başka bize bir şey gösteriyor. Genç mebusu 1925'te Hamdi Bey, bu Hamdi Bey Siirtlidir. Dava istediği şeydir, yani ne diyorlardı? Eskiden istidacı diyorlar. İstidacı Binyon'da gençler. Bu gençte milletvekili oluyor birinci mecliste. Fakat ikinci meclisi almıyorlar. Almayınca adam, bir hırs var adamda. O hırsıyla ihbar zincirine başlıyor. Şark İstiklal Mahkemesi evrakının içinde ve daha sonra da ben Cumhurbaşkanlığında arşivinde başka onun da başka evraklar da elimize geçti. Onları da yayınlayacağım. Adam hiç durmamış. Özel şifresi var İçişleri Bakanı'yla. Habile yazışıyor. Bütün hikayeyi anlatıyor. Siz analitik olarak Hamdi'nin ihbarına baktığınız zaman Said-i Nursi'nin ne kadar Azadi'nin içinde olduğunu, 1925 olayının aslında ne zaman yapılacağına kadar her şeyi görürsünüz. Yani puzzle'ların parçaları hepsi orada. Kasım bu işi görüyor. Kasım bakıyor ki iş patladı. Patladıktan sonra Kasım Azadi'nin içinde çekiliyor. Yoksa Halit Bey mektubunun bir tanesinde diyor ki sen benden daha müfrittin diyor, daha serttin yani Kürt meselesinde. Ne oldu sana diyor. Mektuplarında Halit Bey'in o nezaketi, inanılmaz bir nezaketi, yumuşak başlı ve nazikçe ve inanılmaz güzel bir anlatımı var. Garip olan şu, üzüldüğümüz taraf şu, Halit Bey'in o mektuplarının orijinali elimizde değil. Çünkü birçok arkadaş tetkikatta bir noktaya gelmeden çok acele her şeyi söylüyoruz biz. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Halit Bey'in mektupları orijinal değil. Üçüncü orduya bu mektuplar geçiyor Osman Nuri Paşa'nın eline ve Halit Bey'in bu mektupları Kürtçedir orijinal. Kürtçeden tercüme ediliyor. Türkçe'ye muhtemelen de Kasım yapmıştır. Çünkü kendi elinde yakalamış. Mektupların hikayesi de budur.
5 tane mektup. Ve bu mektuplarda Halid Bey Azadi hikayesini aslında stratejisini de anlatıyor. Yani biz oradaki stratejiyi de görüyoruz. Halid Bey'in mektuplarında bu kitabın güzel tarafı o. Halid Bey'in 5 tane mektubunu 2-3 sefer üst üste okursanız Azadi'nin niye kurulduğunu, ne yapmak istediğini görürsünüz. Yani Azadi ile ilgili çok fazla gizli bir şey kalmıyor. Yani birazcık beyin jimnastiği yapmamız lazım. Şimdi hikaye şu. 1925 Kasım işin içinde, fakat 1923'e kadar Kasım işin içinde. 1923'te Kasım bir anda 24'ten vazgeçiyor. Çünkü Kasım biraz muhteris bir adam. Oldukça muhteris bir adam. Kendi hesapları var. Bir de sıradan bir adam değil. Bakın Kasım'ın bende şu anda 8 tane el yazısı kitabı var. Eski Kazım abi burada bilir. Sevimlik defter diye böyle bir defterler vardı eskiden. O defterlere yazılmış 8 tane. Kadın hakkı. Biraz sonra size felsefe ile ilgili, İslam kelamı ile ilgili birkaç cümle okuyacağım. İnanmazsınız. İnanılmaz bir derinliği var adamın. Yani felsefi derinliği var, sosyolojik derinliği var. Sıradan bir adam değil Kasım. Kasım, benim kanaatime göre Kasım işi çözüyor. Devlet bu işi çözmüş. Hepimiz gideceğiz, ben kendimi kurtarayım hikayesinde. Benim gördüğüm bu. Buna rağmen işin içinde değil, ne zaman Kasım işin içinde? Diyarbakır olayı oluyor, Diyarbakır'a geliyor Şehzade, Diyarbakır'ı alamıyor, Diyarbakır'da geri gidiyor. Geri gidiyor, Diyarbakır'da geri giderken Melekan'a gidiyor, Solhan'ın Melekan köyüne, bilmiyorum arkadaşlarım, hemşehrileri var burada. Orada Şeyh Abdullah'ın evinde, bunlar da gidiyorlar, Kasım'ı, Şeyh Adırza falan gidiyor, Kasım'ı Varto'dan alıp getiriyorlar. Varto'yu o zaman almışlar. Ama Diyarbakır bozgunu var. Kasım'ı getiriyorlar, Kasım'la Şeyh Said görüşüyor. Kasım'la Şeyh Said görüştükten sonra Şeyh Said'in Kasım'da talebi, sen askersin, bilirsin, bizi İran'a götür, nasıl götürür? Rehberlik. Ve bunlar İran'a gidiyorlar. İran'a gitmek için yola çıkıyorlar. Bölgeyi bilmem, bilen arkadaşlar var mı? Bugün Varto'ya giderken Çarbörür denilen, yani o Çet dediğimiz Murat'la Bingöl suyunun birleştiği yerden, zaten Şeyh Said'in yakalandığı Abdurrahman Paşa Köprüsü orada. Oradan sağa bir yol gider. Bugün Alparslan Barajı var orada. Tam o Alparslan Barajı'nın tam önüne gidiyorlar. Orada bir köye gidiyorlar gece namaz kılmak için. Köy Kadri Köyü ve köy Kürt Köyü. Şeyh Said'i içeri almıyor. Ve ekibini. Camiyi de açmıyorlar namaz kılmasını. Ya git diyor, başımızı belaya koyma. Yani öyle Kürtler Şeyh Said meselesine tamamen sahip çıktı falan da kendimizi kandırmayalım, öyle bir şey yok ya. Yalnız Kasım değil, Kasım'ın dışında yüzlerce, binlerce ihbarcı var. Yani bir adamı günah keçisi yapmamak lazım. Evet, ihbar, bunun da günahı yok mu? Var onun, ama hakkını vermek lazım. Şimdi geliyorlar buraya, köprünün üstüne, Kasım tamam diyor, ben sizi geçireyim. Geliyorlar, Nisan ayı malum. Gece Murat çok coşmuş. Serhatlılar bilir, bizde bahar suları gece coşar. Çünkü gündüz kar erir, dağda eriyen karın suyu nehire koca olduğu süreç gecedir. Yani ancak gelir 3-4 saatte. İşte Ağrı Dağı'ndan, Bingöl Dağı'ndaki su ancak geliyor oraya. Ve geliyorlar, atla geçemeyeceklerini anlıyorlar. Boğulacaklarını anlıyorlar. Karşıdan da silah sesi geliyor. Aşiretlerin ismini vermek istemiyorum. Yani Muş'un belli bir aşireti, bu tarafa geçmeyin, başımıza bela etmeyin, olmayın diyor. Silah sıkıyor yani, müdahale ediyor. Bunu da çok bilmeyiz ya, yani. Bu var. Müdahale ediyor. Karşıya geçmelerine müsaade etmiyor. Sadece su değil, bir aşiret de bunlar. Ondan sonra bunlar geri dönüyorlar, geri dönerken Kasım Şeyh Said'le konuşuyor. Neticede bunlar bacanaklar, gece gündüz beraberler yani, akrabalar bunlar. Bir de Şeyh Said zaten mahkemede diyor, Kasım'a bazı şeyler anlatmış. Kasım bunları mahkemede itiraf ederken, mahkemeye diyor ki, bunlar böyle anlatıyorsun da, ne bu, niye diyor bu adama bu kadar anlattın, yani seni hani bu getirdi bize teslim et. Diyor ki, aklına güveniyordum, akıllı adam da o yüzden anlatıyor. Kasım'a da güveniyor, her şeyini Kasım'a anlatıyor aslında. Çok güvenmiyor diyor çünkü. Yok, güveniyor, çok güveniyor başta, daha sonra güveniyor. Ne zaman güveniyor? Kendi postasını gönderiyor bir, yani
bıraktık üzere. Ama şey, biz güvenmiyor dediğimiz süre şeyde. Mahmud'u nereye gönderdin? Geri geldi. Ama o ne zaman? Gece. Teslim olduğu gece. Ondan evvelini söylüyorum ben. Yani o teslim olduğu gece, yani benim dediğim daha evvel mahkemede verdiği ifadede daha evvel Şefsahid'in kendisine, aklına güvendiğini, bazı şeyleri onunla paylaştığını söylüyor. Ondan sonra o gece geliyor, Kasım diyor ki efendim diyor, kurtuluşumuz yok. Yani idam, yani yakalanırsa bizi öldürecekler, gücümüz yetmez. Çünkü bölgeyi bilen bir komutan gelmiş. O çok önemli. Bölgeyi bilen komutan, Şakiro'nun Osman Nuri Paşa türküsündeki Osman Nuri'dir. Birinci Dünya Savaşı'nda Cibran, Sipki, Sipkan, Cibran, Haydaran, bütün aşiret alaylarının Kafkas cephesinde başındaki komutanlardan birisi Osman Nuri Paşa. Bölgeyi biliyor, Kasım'la beraber savaşmış, Halit Bey'le beraber savaşmış. O zaman Sarıkamış'ta onun birliğini, onun tümenini Osman Nuri Paşa. Zerimalem'in diye Şakiro'nun bir türküsü var, bilirsiniz. O türküde anlatılır. Zerimalem'in Osman Nuri Paşa anlatılır, askerleri anlatılır. Osman Nuri Paşa'dır. Bunu da bildiği için Kasım diyor ki bu adam bölgeyi biliyor, efendim biz teslim olmasak olmaz. Yani teslim etmeye ikna ediyor. Çünkü Kasım biliyor ki bu işin sonu bitmiş. Yani çünkü yani 10 kişi, 20-30 kişi kalmışlar, 40 kişi kalmışlar. Şehzade ilkin kabul ediyor. Kabul ediyor. Ve bunun üzerine kabul etmeyenler benim köylülerim. Toklayanlı Büyük Halit Bey. Yani Cibran'da Halit Bey'in Büyük Halit Bey'i var. Yani o da Mirlivay. Yani bizim bildiğimiz Azadi'nin başındaki Halit Bey'in amcazadesi, babasıyla aynı jenerasyon. İlk Hamidi alaylarını kuran kaymakamlardan birisi. Onun oğlu Baba Bey ve Kamil Bey. İkisi de asıldı 1925'te. O 37 kişi de o ikisi. Bu ikisi muhalif. Yani Karlova grubu, Karlova grubu muhalif. Teslim olma efendim diyor. Teslim olmayacak bu saatten sonra. Ama Kasım teslim olmaktan yana ikna ediyor. Sonra ne oluyorsa Şehzade teslim olmaktan vazgeçiyor. Mehmet Bey'in dediği gibi işte o zaman kendi yeğenini gönderiyor, adam gönderiyor falan. Teslim olmaktan vazgeçiyor. Tam o Çarbıhır Köprüsü, Abdurrahman Paşa Köprüsü 10 kilometre kadar o Çarbıhır Köyü'ne geliyorlar. O köyde böyle toprak yarma var, yani taş böyle. Kendal diyoruz Kürtçe, kendal var. Bu kendala biraz yorulmuşlar tabii, sırtlarını veriyorlar, dinleniyorlar. O kendaldan dinlediği sırada Şehzade diyor ki ben teslim olacağım. Vazgeçiyor. Kasım ısrar ediyor, o zaman Şehzade Kasım'a silah çekiyor. Yani tüfeğini ona yöneltiyor. Orada da kardeşi, Kasım'ın kardeşi Şehzade'in elindeki silahı alıyor. Diyor efendi, sen katil mi olacaksın? Yani öyle şunu da söyleyelim, nezaketlerinde yine bir şey kaybetmiyorlar. Hakaret yok. Diyor efendi, sen katil mi olacaksın? Şehzade de itiraz etmiyor. Zaten tek başına kalmış bir adam o kadar kişinin içinde. Çünkü Kasım'ın akrabaları etraf, kardeşleri etraf. Silahını alıyor, getiriyor Kasım. Teslim ediyor Şehzade'yi. Tabii teslim etmek için çıkıyorlar, sabah olmuş. Kimse yok. Asker yok böyle. 13 tane bir birlik buluyorlar, 13 kişi geliyor. 13 kişiye teslim oluyorlar Abdurrahman Paşa Köprüsü'nden. Ondan sonra alıp Varto'ya götürüyorlar. Varto'da ilk sorgulamaları yapılıyor. Müstandık mı diyorlar İbrahim Bey o zaman? İlk sorguyu yapanlara müstandık. Evet. Müstandıklıkta ilk sorguları yapılıyor. Kasım orada Osman Nuri Paşa Kasım'ı idam etmek istiyor. Hem de Varto yargılanmadan. Çünkü kafasında şu var. Kasım kanat önderi, ben bunu burada asarsam hani bölgede gözdağı veririm. Sonra mahkeme heyeti kabul etmiyor. Yargılamadan infaz olmaz diyor. Kasım oradan çıkıyor. Ondan sonra da hikaye böyle bitiyor. Daha sonra mahkeme aşaması vesaire. Fakat Kasım'ın tespitlerinde Şehzade meselesinde okumamız gereken önemli şeylerden bir tanesi. Çok önemli bir laf bu kitapta. Benim için bu kitabın özetidir. Kasım diyor ki efendi diyor Perşembeyi çarşambadan evvel getir. Çok önemli. Peki Perşembe niye çarşambadan evvel geldi? Çünkü burada tekrar biz muhbir, o asıl büyük muhbir, bölgede sürekli raporlamayı yapan genç milletvekili ne döneceğiz? Hamdi'ye. Hamdi diyor ki 1924'te diyor
1924'te sonbaharda, yani Ağustos'ta Said'in Nursi geldi diyor. Zaho'daki örgütle, Kürt derneğiyle görüşüyor. İstanbul'daki Kürt derneği Said'in Nursi'yi gönderdi diyor. Said'in Nursi geldi, Cibran'la Halit Bey'le görüştü. Burada duruyorum çünkü Cibran'la Halit Bey'le görüştüğüne dair Halit Bey'in kendi mektubunda diyor ki görüştüm, yani bir böyle bir görüştüğü insanı anlatın, tasvir edince Said'in Nursi ile görüştüm. Oradan da diyor Karlova'ya geçti. Karlova'da Baba Bey ve Kamil Bey ile görüştü. Oradan Fehran'a geçti. Bingöl Fehran'a Tahir Bey dedi. Bingöl Fehran Nahiye Müdürü Tahir Bey ile görüştü. Tayyip Bey ile. Tayyip Bey ile görüştü. Ve diyor bunlar bir kıyam hazırlığı içindeler. Bir isyan hazırlığı içindeler. Raporu veriyor. Zaten ondan sonra iş patlıyor. Tam o sırada da son zamanda yine elimize geçen bir belge var. Bunlar çok yeni tabii, kitaptan sonra elimize geçti. Seyit Abdülkadir'in evinde yapılan aramayla ilgili bir rapor elimize geçti. O da enteresan. Ayrıca Seyit Abdülkadir'in bazı evrakları elimize geçti. Yeni. Çok iyi de iki tane Seyit Abdülkadir çalışması yayınlandı bu ara. Genç kardeşlerimiz çok iyi gayret içindeler ama keşke bu evraklar zamanında yetişseydi, verseydik onlara. Böyle de evraklar var. Seyit Abdülkadir hikaye şudur bakın. Azadi Şehzait hadisesi, yani Kasım'ın çarşı, Perşembe'yi çarşambadan evvel getirdi efendi demesinin sebebi şudur. Yani Şehzait'in bir kıyam derdi yoktu. Böyle bir programı yoktu. Program farklıydı. Program işte Bediüzzaman Said İnursi orada bölgede, efendim Yusuf Ziya bölgede, herkes çalışıyor. Efendim Azadi örgütü çalışıyor. Ruslarla bazı görüşmeler var. O belgeler de elimize geçti. Şimdi Rus kaynaklarında bazı belgeler var. Görüştüler, gençler biliyor yani o belgeler, onlar daha çok rahat ulaşıyorlar. Başka belgeler var elimizde ve nihayette Seyit Abdülkadir'in bir projesi var. 1925 Nisan'ında Seyit Abdülkadir Şemzinan'a geçecek ve hadise orada başlayacak. Hikaye bu. Tarihi ve günü de Şeyh Said'e kim söylüyor? Oğlu Şeyh Ali Rıza söylüyor. Şeyh Ali Rıza Suriye'ye gidiyor, koyunları satıyor, İstanbul'a geliyor. Seyit Abdülkadir'in evinde iki gece misafir oluyor. Misafir olduğu zaman sohbet ediyorlar ve ondan sonra da dönüyor. Babasıyla görüşüyor. Babası da o sırada işte mahkemeye, Bitlis'teki mahkemeden rahatsız olduğu için şeye çıkmış, irşada çıkmış, işte bu Piranay doğru geliyor. Şuşar'da, Tekman'da bugünkü Tekman'ın bir bölgesidir Şuşa. Orada bir görüşme yapıyor. Babasını anlatıyor Seyit Abdülkadir'in fikrini. Ya hatırlatma bakımından söylüyorum. Gene 1925 binbaşı Kasım Fırat Erzurum'da Mustafa Kemal'le görüşüyor. Ben bir ara 9. ayın onu ben yazdım onu. Şimdi zaten o nokta çok önemli. Burada binbaşı Kasım'a Mustafa Kemal'e söylediği şu. Yani burada çok güçlü bir Kürtlük cereyanı var ve Kürtlerin sanırım nispet olarak işte %80'i bu işin içindeler ve hamahal bunun bir önlemi alınması bu daha gerekiyor. Sonra. Benim bu dediğim de daha sonra. Yani bu, seni bu dedi. Yok Kasım. Bu daha sonra. Yani bu işler olduktan sonra, yani kısaca Said Nursi geliyor, bu görüşmeleri yapıyor, Yusuf Ziya yakalanıyor, bütün bu hikayeler oluyor. Yani yan yana bunlar. Hepsi zaten 9. ay, 10. ay arasında olan. Hani daha sonra diyor ya işte bunların bu isyanı sadece işte şeyhler, ağalar otoritesini kaybettiği için. Ama oradaki sunumu sanırım 6 saat boyunca görüşüyor da. Yok o kadar değil. Yok 6 saat falan değil. Yok. 1 saat yani, kadar çok kısa bir görüşme. Öyle 6 saat falan değil. O biraz abartılmış. Yok yani belgelerde 1 saati bile bulmayan bir görüşme. Bir özel görüşme talep ediyor. Biz onun belgesini bulduk. Varto'da bunlar Mustafa Kemal gelmeden bir telgraf yolluyorlar. Varto'ya davet ediyor. O da Varto'ya gelemeyeceğine dair bir telgraf yolluyor. Sonra çıkıyorlar, gidiyorlar. Yani Kasım, Mustafa Kemal'le görüştüğü akşam şeyde kalıyor. Habeş köyünde Halit Bey'in yerinde kalıyor. Söylemek istediğim, tamam yani 30 yıllık zaten bir asker, çok profesyonel. Burada da gerçekten devlete karşı sadakat Ben size katılmıyorum ona. Hayır Kasım'ın. Ben Kasım'ın verdiği bilgiler çok önemli. Kasım'ın daha mal önemli. Ben Kasım'ın devlete sadakatinden dolayı bu işi yaptığına inananlardan değilim.
Yani bütün hatıralarında, bütün yaptığım okumalarda şu, kendini kurtarmak için devlete sadık oldu. İş patladı, öğrenildi. Çünkü Hamdi Bey... Aynı şekilde o telgraf telleri kesme olayı ya da isyan başlayınca şeyin güneyinde, Vartun güneyinde ki telefon ağlarını kesiyor, iletişimi engelliyor. Kasım'ın telgraf ağları kesmemiş. Burada bir yanlışlık var. Yani şimdi yani onu ayıp konuşabiliriz bence. Ben şunu bir bitireyim, ondan sonra tekrar sorular kısmında ona geçelim. Şimdi muhbir, ihbar, yani şunu tekrar söyleyeyim, bütün dinleyici arkadaşlarımı bilsinler. Ben Kasım'ı temize çıkaracak bir kitap yazmaya kalkmadım. Öyle bir derdim de yok. Ben Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyorum. Kasım'ın yaptığı yerlerinden az değil. Yani o da ayrı bir hikaye. Yani diğer muhbirlerden de az değil. O da ayrı bir hikaye. Fakat Kasım'dan evvel 1924'te Temmuz-Ağustos aylarında genç mebusu Hamdi Bey olayı çözmüş, azad hikayesini çözmüş. Daha Kasım Atatürk 10. ayda geliyor Erzurum'a, Aşkalet depreminden sonra, Kasım'ın depreminden sonra geliyor. Depremden yani daha 5 ay var. Said-i Nursi gelmiş, geziyor aşiretler arasında. Şeyh Şerif, Güngörlü Şeyh Şerif'in çalışmaları var. Bunların hepsi raporlanmış. Yani Kürdistan Teali Cemiyeti 1925'in 4. ayında bir kıyam başlatacak. Nerede? Şengül. Şeyh Said de bunu biliyor. Şeyh Said'in vaizlerinde zaten anlattığı şey devletin çok iyi yönetmediğini, Mustafa Kemal rejiminin çok kötü bir rejim olduğunu, İslam'a da zarar verdiğini, yani tabiri caizse bana göre Nisan'a hazırlıyor. Yani Seyyid Abdülkadir'in olayına zemin hazırlıyor Şeyh Said anlatımlarında. Yani öyle bir silahlı kıyam falan yok kafasında. Benim gördüğüm. Şimdi neticede Kasım'ın anlattıklarından da o çıkıyor. Onun için diyoruz. Perşembeyi çarşambadan evvel getirdi. Lafı çok önemlidir. Oradan bahis de bunu söyledi. Ve 1924'te Atatürk şeye geldiği zaman, Mehmet Bey'in dediği tarih 1924'ün 25. Yok yok, 1924'ün 10. ayı mı 9. ayı mı? Gününü net hatırlamıyorum. Hadise başlamadan görüşüyorlar. Hadiseden çok evvel. Çok evvel. Yani hadiseden 3 ay çok dediğimiz Atatürk'ün. Düzenli olarak ihbarda bulunuyor. Kasım yok, düzenli ihbarı yok. Kasım'ın ilk ihbarı odur. Yani hadisenin gelişimi hakkında şey, periyodik olarak bilgi verdiğimiz. Hayır, yani böyle bir belge yok. Yani şimdi bakın, bunlar söylenebilir. Mehmet Bey de bu söylüyor. Murat diye bir diş şifresi var. Murat mı diyor? Ne? Postasını gönderiyor ya bilgiyi ulaştırmak için cephe komutanlarına. Bu bilgiyi kimden getiriyorsunuz diye sorunca Murat diyeceksiniz gibi bir şifreden de. Şimdi bakın, hatıratında ve mahkeme kayıtlarında bunların hiçbirisi yok. Çünkü ben sakın bir şey söyleyeyim. Yani benim derdim ne Kasım ne şey söyleyeyim. Benim hikayem şudur. Ben belgeyle konuşuyorum. Belge varsa konuşurum. Benim gördüğüm belgeler bunlar. Tarihçi belgeyle konuşurum. Benim gördüğüm belge bunlar. Benim gördüğüm belgelerde Kasım'ın 1924'ün 9. ayı mı 10. ayı Atatürk'le görüştüğü ilk ihbarı yaptığı tarihten evvel Atatürk'le ilgili bir teması yok. Fakat Azadi içindeki bir kavganın içinde onun belgeleri var. Halil Bey'in mektubunda çıkıyor. Çünkü o zaman mevcut hükümet İlyas Sami Bey'in Muş'a milletvekili adayı gönderiyor ikinci meclis için. Kasım bunu destekliyor. Hani türkülerde de kahredilen, söylenen İlyas Hoca var ya, İlyas'ı Koca Cumhuriyeti diye Şakir'e söylüyor. Bunu milletvekili adayı olarak gönderiyor. Fakat şey olarak da Kasım ise bir Müftizade Raşit var. Onun mebus olmasını istiyor. Yani Halid Bey'le bir orada bir şeyleri var, yani bir ters düşmeleri var. Ama bu ters düşme ben merkezli bir, yani ben daha önde olayım, yani ben aslında Kasım Bey'in, belki de Kasım'ın aklında şey de vardır, yani milletvekili olmak da vardı, yani bilemiyoruz yani. Ki vardı, çünkü diğerleri ondan çok daha bilgili, kültürlü insanlar değil yani. Neticede bu ilişki hikayesi, bugünkü gibi yani bu ülkedeki milletvekili nasıl bugün ilişkiyle yürüyorsa dün de öyleydi ve daha ilişki, daha yoğundu yani. Neticede böyle bir hikaye var. Ama Kasım'ın ihbarla ilgili
bizim şehzait meselesiyle ilgili bugüne kadar yani kaç senedir üzerinde çalıştım. Ve bu kadar evrak var elimde. Ben böyle bir evrak görmedim. Yani bende böyle bir evrak yok. Ama olursa ben de bilgilerimi yenilemiş olurum. Yani yenilenmek her zaman iyidir. Çünkü bizim söylediklerimiz belgede gördüklerimizdir. Bu bir belge çıkar, bizim bütün bildiklerimizi ters yüz edebilir. Yani belge neyse ona göre gideceğiz. Yani kısacası Kasım'ın anlatımlarında şunu anlıyoruz. Şeyh Said hadisesi 1925'te olmaması gereken bir hadiseydi, oldu. Asıl hadiseyi 1925'te Seyyid Abdülkadir Şemdinli'ye geçip yapacaktı. Dolayısıyla Yusuf Ziya'nın kardeşiyle teması Beytül Şevap hadisesi dediğimiz hadise ve Şeyh Said'in hadisesi 1925'in 4. ayındaki büyük kıyamın önünü kesti. Kasım'ın anlattığı bu. Ha gelelim Kasım'ın hikayesinin diğer kısmına. Kasım kendisi de ağadır zaten. Cibran ağalarındadır. Bir aşiret oğullarıdır. Yani kendisi ağaları tenkit ediyor. Şeyleri de tenkit ediyor. Şimdi bu ağaların şeyleri yani sosyoloji tenkitlerini ben sosyoloji içinde değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Yani onu tartışabiliriz. Ne kadar doğrudur değildir. Ama ben bir örnek vereceğim. Yine onun akrabalarından bir tanesi Karlova'nın Çatak köyünde Üzlü Ağa vardı. Benim köyüme 30 kilometre ileride. Köylünün birisi oğlunun adını Hüsnü koymuş. Bakın. Adam çağırın diyor. Gelsin geliyor. Kürtçe diyor. Kurut den navillayhu çirikir. Yani sen onun adını ne koydun diyor Hüsnü. Hani seviniyor. Ağanın adını koymuş ya. Ağa mutlu olacak. Vuruyor. Elinde hezeran var. Doğuda yaşayanlar gençliğinde bilir hezeranlar var. Hezeranla dövüyor. Yani bir nevi kırbaç. Adam onu veremiyor. Bir daha soruyor. Oğlum senin oğlunun adı ne ulan diyor. Ağa diyor Hüsnü. Navette diyor senin adın. Yine dövüyor. En sonunda gözüne mil çekerken kulağına eğiliyor. Diyor kuru yak Hüsnü peygamber heye yak ez Hüsnü mer. La yedde Hüsnü ya Hüsnü. Adını paylaşamıyor. Diyor ki oğlum diyor bir tane peygamber vardı Hüsnü bir de ben Hüsnü'yüm. Senin oğlun adı Hüsnü, Hüsnü. Adını paylaşamıyor. Yani bu feodaliteyi biz bir kenara koyamayız. Yani bu feodalite bizde var maalesef. Yani Kasım bunları eleştirmiş. Doğru söylüyor. Yani Şeyh Said hadisesi Şeyh Said hadisesinin büyük kıyamı engellediğine dair anlattıkları bana göre bütün hikaye perşembe, çarşambadan evvel geldi. Çünkü kıyam o kadar organizesiz ki bakın Diyarbakır'dan Genç'e gidiyor Şeyh Said. Genç'i alıyor. Genç de bölgeyi bilenler bilir. Bassa, Bitlis'e gitse daha az asker var. Hemen hemen hiç asker yok Bitlis'te. Diyarbakır gibi tahkimli bir kalesi de yok. Ve kim var orada? Bu işin başına geçecek bir mareşal yatıyor orada. Cibranlı Halit Bey. Git Cibran'ı alıp beyi al, işin başına koy. Yap diyor, Diyarbakır'a geri geliyor. Yani Şeyh Said aslında Lice'de vazgeçiyor. Pis komutanını yakaladığı zaman, esir ettiği zaman albaya diyor ki ben diyor bu işin içinde, yani bu işi yapmak istemedim diyor. Ya bu iş spontane gelişti demeye getiriyor. Ömer-i Faro bırakıyor. Meşhur Ömer-i Faro diyor ki gayri efendi sen diyor kabuk teslim olsan da biz olmayız. Ve teslim olmasına müsaade etmiyor. Yani Lice'den itibaren. Ondan sonra da o da devam ediyor. Zaten Şeyh Said'in, yani şunu net söyleyebiliriz. Bütün evraklarda şunu net, binbaşı Kasım'ın anlattıkları da doğru. Çünkü mahkeme kayıtları Şeyh'in ifadesiyle teyit ediyor. Bazı anlattıkları ben şimdi söyleyeceklerim. Efendi çok saf bir insan, temiz bir insan. Diyor ki olay oldu. Bana başına geçtiler, ben de geçtim diyor. Mahkemede de böyle diyor. Yani bir planladım, tasarladım falan yaptım yok. Ama devlete karşı tepkilerini, rejime karşı tepkilerini Kürdi olmaktan ziyade İslami noktadaki tepkilerini çok iyi anlatıyor. Ha Kürdi ne kadar tepkileri var? Yani o da tartışılabilir. Kürdi tepkisi elbette ki vardır. Çünkü neticede beraber kıyam ettiği insanların hepsi Kürttür. Yani o hadise, o Kürdi karakterini kimse bir yere koyamaz yani. Kürtlerin de din adı altındaki bir devlete tepkisi, Kürtlerin iki tür tepkisi vardı Cumhuriyet'e. Biri kendi kimlikleriyle ilgili tepkiydi ama
şunu söyleyeyim, o zaman sizin gibi bu işleri tartışan bilenler yoktu. Benim dedemin de öyle bir derdi yoktu, kusura bakmayın. Yani öyle Kürt milliyetçiliği ve Kürt gibi mesele diye değil. Kürtler de İslam'a dokunduğu için o hadisenin içindelerdi. Yani biraz da böyle görmek lazım. Yani biraz konuya böyle kendi tarihi hakikatiyle eleştirel altyapısı içinde bakmak lazım. Yani Binbaşı Kasım, dolayısıyla Binbaşı Kasım'ın hatıratı Şeyh Said meselesinin çözümlemesinde ve bizim biraz daha meselenin üstünde tartışabilme, alan açabilme şansı doğurdu bize. Onun da sebebi şu, çünkü işin aktörü Mehmet Bey'in dediği gibi Avni Doğan'a bunu verdi. Fakat onun için jargon olarak, dil olarak devlet ideolojik, o devletin resmi ideolojik jargonu var burada, kabul ediyorum. Fakat o jargonun altında her şeyi de kapatmadı. Yani onu da kabul etmek lazım. Bize de şöyle, zaten bakın... Şey de çok ilginç diyor, evet, Alevi işte güya devlet yanlısı, Alevi aşiretler güya devlet yanlısı, fakat hareketi engelleyen bir şey, bir abartı çıkardılar çok, çünkü bir ilginç var diye. O noktada bana çok ilginç geldi. Yani kendisi diyor güya devlet yanlısı, Alevi aşiretler devlete yardım ediyordu ama aynı zamanda hareketi uyanıyan bir takım bilgiler, bir takım vesveseler. Var tabii yani o bölgede çarekanlar var, dormekanlar var, rolanlar var o bölgede. Tabii Avdelanlar var. Şeyh Said'le beraber hareket eden Alevi aşiretler var mesela. Avdelanlar ve Çarakanların bir kısmı Şeyh Said'le beraber hareket ediyor. Çok enteresan. Hayır, devlet yanlısı gözükenler de yani devleti uyarlayan bir yani ya hareketi uyarıyor. Yani o öyle nasıl, öyle bir çıkarım nasıl neye göre çıkardı? Tabii yani kendi neticede biz burada hatıratlarda bu tip yazılarda ve hatıratlarda şuna dikkat ederiz biz. Orada yazdıklarının diğer belgelerle teyit edilmeden kullanılmamasına önem gösteririz. Yani özellikle zazalaştırmaya çalışıyor Şeyh Said hareketini. Zazalaştırmaya çalışmıyor da zazalar şimdi kasıp zaza diyor, zaza şeyhler, zaza. Şöyle Mehmet, şöyle Mehmet Bey, Bingöl'de bizim o bölgede Kasım'ın döneminde bu hadiseye diye katılan insanların sadece kendi aşireti katılmış. Fakat o zazalaştırma değil, zazalar geldi derken Varto'ya gelen Şeyh Abdülhan etrafındaki insanlardan bahsediyor. Yani bir küme tarihi. Ama şu, işte zazalar bu hareketi bu yere getirdi vesaire, yani zazalarla ilgili çok, yani şöyle söyleyeyim, çok olumlu şeyler söylemiyor. Yani o ayrı bir mesele ama onu sadece zazalara bir kininden, nefretinden dolayı değil, kendini kurtarmak için bir operasyon içinde Kasım. Yani bu hareketi, bu evrakı biraz da öyle okumak lazım. Yani Kasım kendini kurtarma evrakıdır bu. Kasım'ın Atatürk'ün ziyareti de budur. Bütün hikaye kendini kurtarmaktır. Çünkü Halid Bey'in mektubunda bellidir ki Kasım da baştan beri Azadi'nin içindedir. Ve Kasım şunu çözmüştür. Devlet Azadi'yi çözdü. Devlet Azadi'yi çözdüğünü anlayınca kendisini de kendini kurtarmak için muhbir olmuş. Yani devletle beraber hareket etmiştir. Bu vaka doğru. Fakat bu tip hatıratlarda genelde yalnız bu değil, Kasım'ın değil, genel olarak bütün hatıratlarda tarihte metodolojik olarak şunu yaparız biz. Bir hatıratı veya sözlü tarihi eğer belgeye dayandırmasanız, onu destekleyen başka belgeler yoksa, yani teyit etmiyorsanız kullanmayacaksınız. Şimdi biz Kasım'ın burada anlattıklarının zaten ben çalışmayı yaparken de Kasım'ın hatıratını böyle çıplak olarak vermedim. Çalışarak verdim. İşledim yani. Kendime göre işledim ben o hatıratı. Diğer belgelerde hangisi teyit ediyor? Hangisinde sıkıntı var? Bunları da yazdık yani. Not olarak girdik onları. Bizim kendi kalemimizde çıkan öyle şeyler de var. Yani bu hatıratın tekrar ediyorum, başka belgelerle teyit edilerek iyi tetkik edilmesi lazım olan bir harekettir, hatırattır. Ben sadece bu hatıratı siyaseten ve olayın kronolojisi itibariyle bir mülahazasını çıkardım, bir elden geçirdim. Ama bu hatıratın üstünde arkadaşların, başka araştırmacıların
çok çalışması lazım. Yeni bulduğu belgelerle bunu karşılaştırması lazım. Bunun üzerinde biraz daha tartışılması lazım. Ve bu hatıratın yaptığı en güzel şey de şudur. Bakın, en güzel şey de şudur. Geçenlerde biri bana şunu söyledi. Dedi ki, hocam dedi, ben o kitabı okudum dedi. Teşekkür ediyorum. Bir şey benim için çok önemliydi. Ben dedi, şunu akıl edemiyordum. Bu isyan niye bu kadar hani erken, çok erken nüfuz etti ama çok erken de bitti. Ben dedi, orada sizin yani beni ayıktırdınız dedi. Şunu gördüm dedi. Evet, mareşal olmayan, subay olmayan, askeri olmayan bir hareket isyan olmaz. O yüzden katliama dönüşür. Dersim de böyledir. Bakın, dersim de böyledir. Bunların içinde Zilan'ı, Ağrı Dağı'nı istisna tutuyorum. Orası bir askeri harekettir. İşte mareşalı da var, generalı da var, askeri de var. Ama Şeyh Said Hapishanesi'nde, Dersim'de, Koçgiri'de bunların hiçbirisi. Onun için yani kendi tarihini Kürtler yeniden yani ele alırken biraz analitik bakmalılar ve tenkit etmekte de korkmamalılar. Çünkü siz eğer tek şüpheli bakmasanız, eğer belgeler üzerinde şüpheyle bakıp teyit edici yeni şeyler aramazsanız Şeyh Mahmud'u kahraman yaparsınız. Benim kahramanım değildir. Anlatabildim. Yani analitik bakan adamın kahramanı değildir yani. Onun için bu hatıratın önemi budur. Ben bunu burada laflarımı, sözümü burada noktalayayım. Bundan sonra da çünkü zaman bir saat oldu. Zaten öyle planlamıştık. Bir saatte bitirelim, bir yarım saatte interaktif olur, sorarsınız. Mehmet Bey, beni sıkıştırırsınız. Ben cevap veriyorum. Daha fazla konuşacağız diye. Tabii konuşacağız, tartışacağız. Buyurun. Şimdi söz sizde. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ben Ahmet Ergin. Mesela Kasım Mustafa Kemal'le görüşmeseydi, hükümet dolayısıyla olaydan haberdar olmasaydı, bu hadise olur muydu, olmaz mıydı, onu bilmiyoruz veya başarılı olur muydu? Şimdi bak, sen o zaman müsaadenizle çok kısa... Çünkü Şeyh Said bu kapsamda bölgenin ileri gelenleriyle, şeyhlerle, ağlarla ve büyük sahibi insanlarla görüşüp ona göre bir karar verecekti değil mi? Ama yani bu kararı bu kararı birinci derecede sizin köyde sekteye uğradı. Tabii sizin aile devlet müsaade etmedi dedi ki efendim dedi o devlete devlet lazım dedi. Sizinle başladı. Evet. Yani ilk tepki sizden doğdu. Tabii yani. Dedem hadiseden önce vefat etti. Korkut Ata Nasır Bey Osmanlı arşivinde araştırmacı, orada çalışan bir arkadaşımız. Benim hemşerim Korkut Atalar Çan Şehirleri. Bizim Bingöl'ün Çan Şehirleri. Şeyh Said'in anne tarafı mı? Yok. Eşi mi? Şeyh Said'in hanımı ve eşi kardeşinin Şeyh Vatikan'ın hanımı bizde. Evet. Biz dayı. Şimdi ben burada kısa bir şey size bilgi yani şeyin ihbarnamenin bizzat kendisini okuyacağım. Kasım'dan evvel, 1923 tarihli, 13 Eylül, evet. Evet, 13 Eylül 1339 ihbar var bak. Ki, işte 8 numaralı telgraf, 1930, bakın 13 Eylül 1923'te 8. ihbarını yapmış. Genç mevzus, 8. ihbar. Devam edeyim. Said Nursi'ye bakayım. Şimdi mesela bu ihbarlarından birisini okuyayım size. Dahiliye Vekaleti Celilesi'ne hitaben muharrer yani açık 3 Şubat 1924 kayda geçen 26 Ocak 1340'da yani 26 Ocak hadiseden birkaç gün evvel. Yani kaç gün evvel? 16 gün evvel. Tarihi zabıt varakası münderacatında diyor, ben daha evveline gideyim. Daha evveline gideyim. Evet. Min takdim ha.
9 Haziran 1339 tarih 4 numaralı şifreye layıkadır. Şifreyi göndermiş, belgeyi göndermiş. Bir de ilave gönderiyor, layıka ek. Erzurum'da bulunan aşiret reisi Vartolu Halit Bey, Erzurum mebusu Süleyman Necati ve hemparlarıyla bir ittifak ederek İstiklaliyeti Efkar-ı Müziresine rağmen İngiltere'nin emel-i kasidesine hizmetle Van hududunda isyan eden Kürt Simkonnam şerili Bitlis Muç genç ve mahalli sayılar rüessasıyla yani aşiret reisleri ve meşayiyle yani şeylerle dahi muharebe hafiye yani gizli görüşme bede bulunmakta olduğundan bu kere mutali yani mutali olduğum diyor mutali olduğum maruzdur yani bilgi aldım yeni bilgi aldım diyor yani bu bunu ne zaman vermiş dedik 1923'ün 9 Haziran'ında vermiş. Daha evveli de var sanırım. Daha evveli evet. 9 Haziran yine 1923'ün ilk layıkası. Livamız diyor namzetlerinden Bitlis mebusu muhaliflerinden yani muhalif mebuslardan Yusuf Ziya Efendi İstanbul'dan doğruca bu havaliye Nafizül Kelam etkili söz sahibi bulunan diyor genç Mellekan kariyerli Şeyh Abdullah Efendi'nin nezdine gelerek Şeyh Abdullah'a geldi diyor. 1923'te bakın. Şeyh Abdullah'a gelerek hilafet meselesi ve Kürtçülük zihniyeti ilka ile yani Kürtçülük zihniyetini ikame etmek yani muzir yani kötü propagandalar yaparak halkın efkarını, fikrini ifsat yani fesat karıştırarak fesat etmekte ve dolayısıyla teşkilatımıza engel olur. Adam teşkilatın içinde bak. Teşkilatımıza engel olur. Yani devletten bahsediyor. Teşkilatımıza engel olup intihabe, seçime fesat karıştırmış ve mamafi telkini üzerine Şeyh Abdullah dahi Erzurum'da bulunan Mirallah Kürt Halid Bey'in nezdine gitmiş olduğu gibi bu efkarı müdürlerin, zararlı fikirlerin sureti hafiyede gizli şekilde bizzat ve bir vasıta yani vasıtasız, aracısız her tarafı intişar yani her tarafa yaymak intişar etmek ve her ne hikmette mebni yani dayalı ise mutasarrufu liva yani livanın mutasarrufu o devrin valisi iş bu mühim hususlarda lakayt bulunmakta ve binaenaleyh esasen bu bapta İstanbul'dan Trabzon'a, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Dersim'den Elaziz'e genç ve mahalli sairede son derece hafi gizli teşkilatlar mevcut olur diyor. Devamını veriyor. Bundan sonra da layıkasını veriyor. Yani 1923'te Kasım falan yok. Adam rapor veriyor yani. Demin size söyledim 8. rapor, 9. rapor, 10-12 tane raporu var. Ayrıca da Gazi Paşa Hazretlerine min taksim diye özel olarak şifresi var. Genç mebusunun Atatürk'e de bizzat özel şifresiyle de sürekli Atatürk'e de ihbarda bulunuyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'na verdiği rapordan maada. Ve yine Said-i Nursi'nin evet, Said-i Nursi'nin buldum. Diyor ki Molla Said-i Kürdi nam şahıs İstanbul'dan Teşkil Kürt Cemiyeti'ne mukarrer olduğu veçiyle yani karar aldığı şekliyle Vilayet-i Şarkiye'yi havalesine memur edilerek yani Said-i Nursi diyor Kürt Ali Cemiyeti buraya diyor memur etti, görevli gönderildi diyor. Memur edilerek diyor Kürdistan namı ile muhtariyet teşkil ve ilanına evvel emirde Erzurum'a gelerek Vardu Aşiret Reisi Mirallay Halit Bey'le ve ahiren yani daha sonra Oğlu nahiyesinden geçmeden iken aşiret reisi binbaşı Baba Bek ve sair ile de görüşerek tadili efkar yani karşılıklı fikir aldı diyor. Muş Van cihetlerine savuşmuş olup bu hal Ekrad Aşair rüessası ve meşayihi ile bir ittihat bir takım fena propagandalarına ikat-ı muzire milcası ile Efkar-ı Umumeyi tegriş ve tesmim ve dolayısıyla bu sunum Zao kazasındaki Kürt cemiyetiyle bu baftada muhabere ve ittihat etmekte oldukları müstahridir. Yani haber alınmıştır diyor. Yani biraz Osmanlıca tabi tek tek kelime verdi. Özeti şu diyor ki Said-i Nursi geldi bu bölgede ağalarla şeyhlerle görüştü. Kasım şeyle Halit Bey'le de görüştü. Buradan da Zao'daki
Kürtler cemiyetiyle de görüştü. Bunların amacı müstakil bir Kürdistan devleti kurmaktır. İşte Kasım'ın dediği hikaye bu. Perşembe budur yani. 1925'in perşembesi budur yani. Yani buyurun. Küçük şey soracağım daha. Bir maaş Kasım'ın kendi aleminden yalan yanlış şeyler aktarma ihtimali var mı? Siz elbette var. Mesela işte 1925 insanı tamamen kendisini bozma olarak da Murat'ını söylüyor, olmuyor diyor, baştan sonra falan. Hayır, öyle bir iddiası yok Kasım. Ben öyle bir çıkarttım. Hayır, hayır, öyle bir iddiası yok. Kasım'ın kendi hatıratında da mahkeme tutanakları var yani bu duruşmada da öyle bir iddiası yok. Ben sekteye uğrattım demiyorum. Sadece mahkemede son kısımda, yani hakkında hüküm verilirken, karar verilirken orada bir ajitasyon yapıyor. Ben bunu yaptım, bunu yaptım, içer sahipte getirdim, size teslim ettim diyor yani. Ama onun yaptığı şeylerin içinde isyan, ihbar falan yok. Ne var? O yaptığı şeyler Birinci Dünya Savaşı'ndaki şeylerini anlatıyor. Daha sonra bir eşkıyalık hadisesinde bazı şeyleri anlatıyor. Yani o detaylı olarak verdim onu yani, birebir verdim. Ama şu, Kasım'ın her söylediği, hiç kimsenin her söylediği doğru. Şey için söyleyeceğim, köprüde 12-17 yaşında ve 15 yaşlarında sağ tutan insanların o tanıkların anlatımları da Kasım'ın anlatımları şey işiyor. Kim onlar mesela? Mesela Mucit Özmen. Arka Bazar'ın Mucit Özmen. 15 yaşında köprüde yarın kurtuluyor. Yine Aziz Anlı Salih Tehan'ın oğlu Rıza Bey mesela. Bunların anlatımları şeyin kalemi ulaşıyor Kasım'da. Şimdi bakın, Mucitleri bilmiyor. Onun için bak, onun evrakı yok. Yakalananların listesi var bende. Fakat onlar yok. Mucit Özmen sağ olsun. Hayır yani şimdi dinleyenleri çocuklar dedi. 15 yaşında. Şimdi onlar Tokyanlı. Mucit yani Mucin ağa gibi yani. Onlar şeyle beraber Tokyanlı baba beyle falan daha evvel ayrılıyorlar. Mucin ağa değil bu arada. Cibana şehit değil. Öyle mi? Arkamazları köyünde. Bilmiyorum. Yani o bilgi bende yok. O bilgi, Kasım Demirat'ın yani, şeyleri var. Şimdi Kasım o herhalde sözlü tarih değil mi? Yani, Kasım Demirat'ın kendi kalemi 1960'lardan beri not aldı yazdı bakın, mesela. Yayın almamış notlar bu arada. 1985 yılında Karlova'ya gitti. Siz nerelisiniz? Akabazarlıyım. Tamam başlayacağım. Benim kim olduğumu biliyorsun. Evet. Ha, şimdi bizim aileyle Kasım Beygir'in ailesi arasında kan davası var biliyorsun. Yani bazı olaylar var. Buna rağmen Kasım amca, ben tarihçi olduğum için, bu işi döndüğüm için bana çok büyük iltifat etti. O zaman benim 2-3 tane de Fırat Üniversitesi'nde hoca vardı ve bizi Karkabazar'a götürdü, bir de yemek verdi. Bana dedi ki, bende dedi bazı evraklar var, ben notlar aldım dedi. Çünkü Hatip'le biz arkadaşız, onun oğluyla, rahmetliyle. Dedi ki, Mahmut dedi, bu evrakların hepsi de şey dedi, yurt dışına gönderdi. Daha sonra ben onun diğer oğluyla, ben Karkabazar'a yine gittim. Onun diğer oğluyla görüştüm. Mesela torunu Şevder Dündey ile Mesut'u yine beni aradı Diyarbakır'da, Hatip'in oğlu. Fakat o evraka bir daha ulaşamadım. O evrak gitti. Şimdi o evrak ortada yok. Yani Kasım amcanın aldığı notlar da ortada yok. Kasım amcanın aldığı notlar babasından hem aldığı notlardır. Çünkü babası binbaşı Kasım'ın verdiği ifadeyle idamdan kurtuldu. Evet. Bir hastasını kurtarıyor babası. Bir akrabalık şeyleri var, iltisakları var. Dolayısıyla Kasım Demiraltın o hatıralarından, yani daha doğrusu babasından ölen, babasından dinleyerek yazdıklarından haberdarız. Ama yurt dışında kime verdi? O hala yok ortada. Kasım amcanın bende. Pardon. İsim karışıklarından mı kurtuluyor? Evet, isim karıştırdı. Kasım Demirat kendi notuna söylüyor babası. Orada isimler karıştı. Raşid bin Ahmet, binbaşı Kasım'ın isimli şey, binbaşı şey diyor. Hayır, isim karışıklığı değil. O, evet. Onu biz öyle biliyoruz, öyle değil. Belgelerde evet. Öyle değil. Yok. Kasım Bey, hatta Muhammed'i şey var, orada bir Muhammed diye birisi de var. O da diyor, ben Kasım'ın akrabasıyım, yanındaydım falan diyor. Şey kabul etmiyor, Kasım kabul etmiyor. Sadece Raşid Bey'i, Kasım Bey'in babasını kurtarıyor. Yani o bilerek yapılmış. Yani o belgelerde var, mahkeme kayıtlarında da var. Kasım Bey öyle diyor, yani isim yanlışlığı ama değil. Yani o binbaşı Kasım'ın kendi gayretinden. Kasım Demirat'ın hem notları hem 4 kaset konuşması var.
4 kasette o dönemin hafızasını tutmuş. Yani o da yakında... Şimdi ben de Karnova Belediye Başkanı Hasan Özgü amcanın, Allah rahmet etsin, mesela onun bende 5-6 saat kaydı var. Bir türlü bir şey çıkmadı orada. Şimdi Kasım Bey'in de bende bazı kayıtları var ama çok detay yok. Ben aldım, bende de kayıtları var ama yani kullanabileceğim belgelerle teyit eden detay yok. Mesela Şeyh Ahmet, Şeyh Said'in oğlu Şeyh Ahmet'te ilk röportaj yapan benim 4-4,5 saat video kaydılar bende, rahmetli olmadan evvel. Yani ben sahayı çok iyi çalıştım. Yani Karnovalı Orman'ın dışında da tarihçi olarak sahayı. Ben, zaten tarih benim çalışma tekniğim de coğrafyadır. Mesela kimse çok bilmez, söyleyeyim ben Piran'da, beni tanıyanlar bilir, iyi at binerim ben. Hala şu anda günde, haftada 2 gün 40 kilometre, 50 kilometre at biniyorum. Yani iyi bir biniciyim. Kilo aldım bu 2 aydır bilmiyorum istisna, bir de attım sakatlığımı. Ben Ergani'de at kiraladım. 13 Şubat günü Ergani'den Fis'e 4 gün atla gittim. Yani o güzergahı, coğrafyayı iyi anlamak için. Yani Kasım amcanın bende kayıtları var, Allah rahmet etsin. Fakat asıl kayıtları yok, kimdeyse bilmiyorum. Ama o kayıtlar var, sizde varsa dinlemek isterim, başka kayıtlarsa. Metodoloji olarak çok fazla belgeye vurgu yapıyorsunuz. Tarihten de belgeci çok önemli ama yani diyelim ki belgesi tutulmamış ki olayı belgeye dendiramadığımızda yazamayacak mıyız? Belgeyi nasıl tarif ediyoruz? Resmi tarih örnekleri. Şimdi belgeyi nasıl tarif ediyoruz biliyor musunuz? Belge şu. Yani devletin resmi belgesinden bahsetmiyorum. Kasım'ın hatıratı da bir belgedir. Kasım Demiral'ın babasının el yazısıyla yazılmış şeyler de bizim için belgedir. Belgedeki kastımız budur. Devletin resmi belgesi değil. Zaten devletin resmi belgesi götürdüğü yer belli. Fakat şunu şurada net söyleyebilirim. Burada tarihçi arkadaşlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nde Bizans kültürü hakim ve kayım olduğu için belge kaybı yoktur. İbrahim Bey var burada. 1956, şimdi 6-9 Eylül müydü İbrahim? 6-7 Eylül. İbrahim Bey savcıdır. 6-7 Eylül 1956'yı çalışıyor. Her şeyin belgesi var. Belge yok diye bir şey yok. Belge var bakın. Bu devlet belge, bu devletin en büyük özelliği belgedir. Bu da Bizans kültürüdür. Bizim de işimizi o kolaylaştırıyor aslında. Yani mesela o belge olmazsa ben 1977'de İslam Ansiklopedisi'nden Milorosik'i nasıl okuyacaktım? Anlatabildim mi? O belge olmazsa, Tağ Akyol'un bir programında konuştum ben, eve gittim. Bir kadın beni aradı, Tağ Akyol'u aramış. Beni aradı, dedi evladım seni çok şahsiyetli, namuslu buldum dedi. Çok ahlaklı anlattın, dersimi konuşmuştum daha kuru programda. Dedi ki ben dedi, Bolu mebusu dedi, Yusuf İzzet Paşa'nın torunuyum. Yusuf İzzet Paşa, Koçgiri Tahkik Komisyonu'nun başkanı. Dedi ki babamın, dedi, dedemin bütün evrakları bende, gel sana vereyim. Ben burada kalktım Adana'ya gittim. Aynı gece, sabaha bırakır mıyım pişman olur. Ve nitekim böyle de oldu, gittim ben evrakları bir scanner aldım götürdüm. Hani vermeyebilirler asıl evrakı. Hepsini scannerledim aldım. 6300 sayfa Koçgiri evrak. Bizim elimizde hiçbir evrak yoktu Koçgiri'ye. Ve hepsini aldım getirdim. Şimdi herkese yalvarıyorum. Yani üniversitede çalışan arkadaşlara. Ya bizden geçti arkadaş. Yani biz bundan sonra yol açalım, ufuk açalım. Ya gelin Koçgiri çalışacaksanız evrak var. Seyit Abdülkadir çalışacaksanız evrak var. Yani bir tek Bingöl'de bir arkadaş Bingöl Üniversitesi'nde Bilal Alkan yüksek lisans yaptı. O da Cemalçuk Cephesi 1916'yı çalıştı. 1916 bu. Çok önemlidir yani Cemalçuk Cephesi. Çanakkale kadar önemlidir kimse bilmez ama 73 bin kişi sadece silah atmadan insan şehit olmuş. Yani 73 bin kişi silah atmadan aslarımla böyle büyük bir cephe. Ve Kürt aşiretlerinin müfrezelerle, gönüllü birliklerle o seri hattını, bizim seri hattı var ya orayı tuttuğu bir süreç var. Ve 3 yıl az değil. Yani nizami ordu yok. Üçüncü ordu gelirmiş. İkinci ordu gelene kadar 2,5 yıl oraya onlar tutuyorlar. Ve inanılmaz hikayeler var orada. Ve bunların belgeleri var. Yüz binlerce belge var. 16. Kor Ordu'nun, Cibranların tek tek hangi aşiretten, kim nereye yerleştirilmiş, muhacir olduğu dönemin bütün belgeleri var. Ama çalışmak, şimdi biz tarihçilikte kolaycılık yapıyoruz. Belge biraz zorluyor bizi. Niye zorluyor? Çünkü belgelerin en büyük sıkıntısı bizim. Dersimin şansı şu, Dersim'deki belgeler Latince, yani Latin harfleriyle yeni yazı. Ama ondan geriye gittin mi Koçgiri, Şeyh Said veya Birinci Dünya Savaşı veya da Bedir Han Bey hadisesi veya Şeyh Ubeydullah İneri hadisesi. Buralara gittiğin zaman belgeler Osmanlıca ve tabii o bir ihtisas istiyor. Onun için yani
tarihçilerin önce çok iyi Osmanlıca bilmesi lazım. Evet Sefer. Şimdi biraz önce Nasır Bey Çanakkale'den bahsedince Bingöl. Orada bir saptama yapmak istiyorum. Şimdi onlar o dönem her ne kadar karşı geldilerse de sonuçta Çan'daki Şef Ahmet Efendi'nin çocukları Halit Bey'in yeğenleri, dört tane yeğeni ve bir Hasan Efendi oğlu. Öyle tahmin ediyorum ki Nasır Bey belki daha iyi bilir. Üç kardeş, dört yeğen bir amca. Dört yeğen bir amca idam edildi. Tabii yani idam edildi. Yani onlar sonuçta hani sizin dediğiniz gibi tamamen biz bu işin içinde yoktur. Ha, onu düzelteyim ben orada. Yani o soru, onu düzeltelim, doğru söylüyorsun. O sorun bağlamında ben onu söyledim. Çanşehirleri başlangıçta Şeyh Said, Çanşehirlerin babası, dedesi, Şeyh Hasan Efendi değil mi? Şeyh Ahmet. Şeyh Ahmet. Şeyh Said'e yapmadığım Şeyh Eyüp. Şeyh Eyüp kayınpederi, Şeyh Said'e diyor ki yapma. Devlete karşı devlet lazım. Ama bunu dedikten sonra, kıyam başladıktan sonra Şeyh İbrahim'den Şeyh Hasan'a kadar hepsi için, hepsi idam oldu. Hepsi idam oldu. Son Bilal'de de üç kişi daha öldürülüyor. Yani ben dedem Şeyh Abdülkadir Efendi Murat Nerin'in kenarında öldürülüyor. Ha o 1900 geçen sene şeyini taşıdılar. Ha o şeyden var, sonra yani olaydan sonra yapılan operasyonlar. Ondan sonra Şuşar'da öldürülüyor. Üç kişi şey neydi o Muğla'nın operasyonu? Mustafa Muğla'lı 1926 operasyonu. Çünkü ondan sonra Mustafa Muğla'lı oraya girdi. Van'dan evvel orada ve Dersim'de katliamlar yaptı. Çok enteresan var. Evet, başka arkadaşlar? Mahmut abi ben sorayım bir de. Buyur. Şimdi bu şey, saydın senin bahsettiğin hazırlıksız ve spontane kıyam olmasaydı 25'teki Seyyid Abdülkadir'in Şemdinli'deki isyanı gerçekleşmiş olsaydı onun başarı şansı çok ne kadar olurdu? Çok yüksek. Çünkü niye yüksek? Bakın. O kadar çok yüksek, Şeyh Said'in hiçbir kurmayı yok, hiçbir askeri yok. Elazığ teslim alınıyor, Diyarbakır hariç genç alınıyor, Vartu alınıyor, Karlova bölge hepsi alınıyor. Niye? Bunun üzerinde biraz kafa yordum ben, çalıştım. Devlet yeni savaştan çıkmış, askeri aldığı zaman, bazı asker şubesi, yani askeri alma şubesi, askeri uzak yere göndermiyor. Gençli askeri, askere gençten aldığı genci, delikanlıyı, Lice'de aldığını, Hani'de aldığını, Ergani'de aldığını orada. Yani bölgeyi, bölgedeki çocukları, gençleri kendi bölgelerinde askeri alıyor. Ve dolayısıyla bölgedeki bütün asker, Kürt, bölgenin insanı ve hepsi de bir şekilde tarikat olarak Nakşi, yani Seyyid Abdülkadir olur, Şeyh Said olur veya işte başkası olur fark etmiyor. Yani hepsi de tarika değerli. Yani bizim insanımızın o dindar tarafı. Ve dolayısıyla Şeyh Said zaten birçok yere girdiği zaman yani kimse silah atmıyor ki, silahlarla beraber teslim oluyor. Şimdi bazen diyorlar ya, Şeyh Said hadisesini hani kaşıdılar, erken horozu öttürdüler. Hayır, horozu erken öttürecek durumda değildi devlet. Çünkü orada öyle bir güç yok. Ondan sonra Fransızlarla anlaştılar. Hatırlıyorsanız Fransızlarla anlaştılar. Hat, hani tren hattı Fransız. O zaman Fransızlar Suriye'nin kuzeyindeler. Fransızlar ve askeri oradan Diyarbakır'a gönderdiler. Yani Fransız Suriye'sinden, daha doğrusu işgaldeki Suriye'den gönderdiler. Yani devletin böyle bir hiçbir hesabı yok. Kafasında öyle bir şey yok. Devlet bunu duyduğu zaman 1923'ten ihbarlar başlıyor. Bunlar tetkik ediyorlar. 24'ün sonuna doğru Seyyid Abdülkadir'in evinde Kör Sadi ile bir devletin bir irtibatı oluyor. Kör Sadi ile biliyorsunuz. O döneme kadar devlet işin ciddiyetinin farkında değil. Ama o dönemde ayıktığı zaman zaten asker gönderemiyor. Seyyid Abdülkadir'in Şemdinli'de, bir de tabii ben Şemdinli'ye gittim bunu yani iyi anlamak için. Niye Şemdinli? Tabii Seyyid Abdülkadir'in Şemdinli olması yetmiyor. Seyyid Abdülkadir 1880'lerdeki babasının kıyamında bir şeydir, yani generaldir. Yani bir ordunun başında ilana giriyor yani. O bölgeyi biliyor. Yani asker kafasıyla biliyor Seyyid Abdülkadir, şeyh olarak değil. Bir o, ikincisi yani Şemdinli çok enteresandır. Şurası Ağrı Dağı, yani Ağrı yükseltisi.
Ciro falan burada diyelim. Buradan yürüyorsun, andan itibaren buraya yükseliyor. Ama Şemdinli güneyi de güneye indikçe dam tersten güneye doğru yumuşuyor ya. Orada Bervariye işte falan yani doğru iniyor. Kuzey Irak'a doğru yani Kürdistan'a doğru iniyor. Ve o bölgede bir hareket başladığı zaman buradan baskı, tazik zor olur. Coğrafya olarak buradan da destek çok büyük olur. Çünkü Azadi'nin içinde çok ciddi Süleymaniye'li ekip var. Çok ciddi Süleymaniye'li ekip var. O dönemde Azadi'yi var eden temel neresidir? Kürdistan Teali Cemiyeti. Kürdistan Teali Cemiyeti'ndeki bütün gruba baktığınız zaman %67'si bugünkü Kürdistan'daki subaylar, babanzadeler, efendim Nemrut Mustafa'lar vesaire vesaire. Yani kimi derler %60-70'i orası. Yani dolayısıyla da Kemal Fevzi'nin yaptığı çalışmalar var. Şarkı İstiklal Mahkemesi evraklarında ve yine başka yerde bulduğumuz evraklarda Kemal Fevzi o dönem İran'a geçiyor. O dönem Kürdistan'a geçiyor. Çalışmalar yapıyor. Azadi'nin bütün irtibatlarını Kemal Fevzi sağlıyor. Topal ama ceval bir topal. Yani anlatabildim mi? Yani şimdi dolayısıyla tek başına yani bu hareket olmasaydı Seyit Abdülkadir'in başarısızlığı çok düşünülmezdi. Benim kanaatim %100. Çünkü asker yok. Devlet burada zaafını gördü. Bizim bölgede hep 40'lar 50 vize, baba eski değil mi? Yani bundan sonra asker, bizim çocukluğumuzda asker 40'lar 50 vize, baba eski Edirne, Keşan'a gönderilirdi. Devlet o zaafını gördü. Kapat derdi ondan sonra 1926'dan sonra. Evet. Başka soru yoksa sanırım zaman konusunda çok zorlanıyoruz. Evet, 1,5 saat doldu. Hayır ya, hastalıktan dolayı kimseyi çok şey yapmak istemiyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Umarım. Evet. Teşekkür ederim.